Arkadaşlar merhaba. Şu koronasız günler bir an önce gelse de biz de artık bu işleri bıraksak ve bisiklet sürmeye başlasak. Birkaç gün önce çok sevdiğim bir arkadaşım bir jant parçası temin etti. Benden de rica etti, bunları bir örer misin dedi. Ben de ördüm. Arkadaşlar 2 gün önce bitti. Görüldüğü gibi son derece kalite bir jant oldu. Şöyle biraz daha yakından bakalım jantımıza. Arkadaşlar göbek Shimano XT M8000 serisi, çemberimiz DT Swiss, çok güzel, 36-32 dedik. Telimiz DT Swiss 2 mm şampiyon, tel başlarımız DT Swiss ve filinç. Son derece kaliteli bir jant oldu arkadaşlar. Gerçekten şöyle bakıyorum, insanın böyle bir janta hayranlık duymaması mümkün değil. Kalite baştan sona. Şimdi arkadaşlar bir konu var ki şu tel boyu uzunluklarını eğer ki doğru ölçmezsek bütün bu kaliteyi çarpın sıfırla eşittir sıfır, kaldırın atın bunu. Bu kadar önemli bir konudan bahsedeceğiz. Bir jant toplayacağınız zaman her zaman satıcıya bırakıyoruz bu tel boyunun ölçülmesi konusunu. O da kendine göre bir hesaba dayandırıyor. Veyahut da elinde mal olmuyor, en yakın ölçüdeki telleri size gönderiyor. Bu da bizim için büyük bir handikap oluyor. Şimdi bu videoyu izledikten sonra 1-2 saatte üzerine çalışırsınız ve arkadaşlar doğru tel boyunu kendiniz hesap edersiniz. Ve sipariş verirken de tel boyu ile beraber satıcıya siparişinizi verirsiniz ve kafanız son derece rahat eder. Ve doğru da bir jant örmüş olursunuz. Türkiye'de bulamazsanız bu telleri yurt dışına siparişinizi verin. Orada bulduğunuzu göreceksiniz. Böyle de bir şansınız var. Umarım ki bu video size faydalı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımızı 2 tane siteye dayandırıyoruz. Birincisi DT Swiss'in kendi resmi sitesi. Diğeri de ProWheel Builder sitesi. İkisi de baba siteler. Önce DT Swiss'in kendi sitesinden bir hesabımızı yapalım. Direkt arama motoruna girelim. DT Swiss. Çıkıyor arkadaşlar. Burada sport diyelim. Spokes Calculator. Yazalım. New Calculation. Yani yeni hesaplama. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane yan yana pencere çıkıyor. Soldaki front wheel dediği ön, rear wheel dediği sağdaki de arka teker. Şimdi arkadaşlar rim dediği çember. DT Swiss ikisini de girelim. Sağlı sollu. Altta modelini soruyor. DT Swiss'in hangi modeli diyor. Onu girelim. Bizimki 545D. Evet. Evet, orası. 545D 700C yani 28 jant. Otomatikmin sağ tarafa da bastı. Çapını kendi girdi. Ağırlığını kendi otomatik girdi zaten. Hap dediği arkadaşlar göbek. DT Swiss olduğu için yabancı markaları tanımlamıyor. Diğer markaları seçelim. User Definite Shoes. User Definite. Tamam arkadaşlar. İkisine de girdik. Tabii marka olmadığı için onun modeli de olmadığından orasını boş bırakalım çünkü yok. Çok da sorun olmayacak. Şimdi arkadaşlar sol tarafa bakalım. Pitch Circle Distance dediği o deliklerin olduğu içteki halkanın çapını soruyor. Önce soldakine girelim. Bunları nereden alacağız arkadaşlar? Bir bakalım, yazalım direkt arkadaşlar göbeğin modelini. Shimano XT M8000 serisi. Direkt yazıyoruz. Bakın arkadaşlar bir sürü çıkıyor. Her yerde var. Ama ben daha derli toplu olması açısından By Component denen bir Alman sitesi var. Oradan alıyorum. Ama her yerden alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar adamlar işini almışlar. Her şeyi bulup yazmışlar. Burası arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar. 44 41. Left 44, right 41. Sol 44, sağ 41. Hemen girelim arkadaşlar.
Şimdi sağ taraf, arka tarafa girelim. 44-45 numara. Private instance. Sol taraf. Merkeze olan mesafeyi veriyor. Evet arkadaşlar. Toplam 60.2. 24.1. Evet, öbürüne de bakalım arkadaşlar. Arkaya. Tamam, şimdi değerlerimize girelim. 24.1. Otuz altı nokta bir. Arka göbeğe girelim. 35.6. Ve 20.8. Bir altta göbekteki o deliklerin çapını soruyor. 2.6. Bakalım burada var. Çok sayıda yerden bulabilirsiniz. İstediğiniz yerden alın. 2.6. Spokul diameter. 2.6 ağırlıkta. Ağırlıkta var. 328. Yazalım. 2.6 bastı. 162. 7 gram. Yan taraf. Arkada 328 gram. Şimdi Spox dediği tellerimiz. Bizim DTS'imiz. Şampiyon. Önce left'e girdik arkadaşlar. Arka left. Aynen. Ön sağ. Bu da şampiyon. DTS'i bir şampiyon 2 milim. Yani dört taraf var. İki önde, iki arkada. Biz tamam da aynı teli kullandık. 2 milimlik. Aynı tel. Delik sayısını soruyor. 32-32 girdik. Kaç bindirmeli diyor arkadaşlar. Biz kaç çapraz ediyoruz? 3 cross. 3 bindirmeli diyoruz. Onu işaretleyelim. Ön sol 3. Ön sağ 3. Arka sol 3. Arka sağ 3. Nipples dediği tel başları. Bizimki 14 milim uzunluğunda 2 milimlik standart nip. Brass dediği pirinç. Pirinç telimiz. Her taraf aynı kullandık. Ön sol da aynı. Ön sağ da aynı. Aynı değerleri girelim. Şimdi arkaya da aynı değerleri girelim. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otomatik girdi. Bir kesin değer var, bir de arkadaşın önerilen var. Biz önerilen değerleri esas alalım. Ön, arka, sağ, sol farklı bir şekilde verdi. Diğer bir baba sistemimiz de ProWheelBuilder. Direkt arama motoruna yazalım. Çıkıyor zaten. Spork Calculator. Front, ön diyor. Biz arkayı yapalım sefer. Arkadan başlayalım. Rim Manufacturer dediği çember imalatçısı DTS'imiz. İşaretleyelim. Rim model diyor. 545'li bizimki. 545. Shimano göbek. Göbeğin modeli XT M8000. XT var ama M8000 maalesef yok. Boş kalsın. Çok sorun olmayacak. Number of spokes. Ters sayısı 32. Lacing pattern, örme paterni
3 cross, 3 geçişli, 3 bindirme kabul edelim. Şimdi sağdaki yere bakalım. 605 çember yazınca otomatik bastı. Aks genişliği, aks wide dediği arka göbeğin genişliğini soruyor. Bakalım arkadaşlar şurada. Her yerden bulursunuz ama ben biraz önceki siteden DTS tibisi hesap ettiğimiz yerden aldım. 146. Evet. Girelim değerimizi, 146. Aks genişliği. Flanş to center. Sol flanşın merkeze olan uzaklığını soruyor. Flanş to center, ona da bakalım. Evet, sol taraf 35.6, left. Right da 21.8. Evet. Bu değerleri girelim arkadaşlar. 35.6. Girince öbür taraf otomatik basıyor. Sağ taraf 21.8. Orayı da bastı. Çünkü toplam uzunluktan girdiğimiz değeri çıkınca otomatik hesaplıyor. Left flange diameter. Yani soldaki flanşın çapını soruyor arkadaşlar. Ona da bakalım hemen. Evet, flange diameter left 52.8. Right 53.8. Girelim bu değerle. 52.8, 53.8. Tamam. Tel çapı da, deliğin çapı da 2.6. Calculate. Evet arkadaşlar, arka tekerde sol spoke length, sol telin uzunluğu 294.3, sağ telin uzunluğu da 292.8. Bu kadar basit. Ön tekerin hesaplamalarını da ben hızlıca yaptım arkadaşlar. Biraz zaman kazanalım. Bulduğum değerler ön teker sol 293.1, sağ tarafta 294.5. Arkadaşlar her iki sitenin hesaplamaları ve bizim satıcının gönderdiği telin boyutlarını bir karşılaştıralım. Bakalım uygun mu değil mi? Arkadaşlar şimdi tablomuz şöyle. DT Swiss ön tekerin sol telinde 293 buldu. ProView Builder 293.1 buldu. Satıcı 292 milim uzunluğunda tel gönderdi. Makul arkadaşlar. Şimdi ön teker sağ DTC'si biz 295 hesap etti. ProView Builder 294.5 hesap etti. Satıcı bize 295 gönderdi. Hemen hemen cuk diye oturdu arkadaşlar. Arka tekere bakalım. Sol teli DTC'si biz 295. ProView Builder 294.3. Satıcı 295 verdi. Hemen hemen cuk diye oturdu. Gayet güzel. Arka teker sağa bakalım arkadaşlar. DTC'si biz 293 gönderdi. ProView Builder 293 hesap etti. ProView Builder 292.8, satıcı 292, hemen hemen kabul edilebilir seviyelerde. Uygun limitlerde değerlendiriyoruz arkadaşlar. 1 milim ile 6 farkları kabul ediyoruz. Makul bizim için. Uygundur arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.